Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme allimna ma yenfa'na ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilme ve erinel hakka hakkan ve rzukna ittiba'a ve erinel batıla batılan ve rzukna içtinabe. Allahumme iftah aleyna hikmetek ve enşur aleyna rahmetek ya zel celali vel ikram. Allahumme nevvir kulubena bi nuril imani vel kur'ani vel islam. Allahumme zeyyinna bi zinetil kur'an ve ekrimna bi kerametil kur'an ve şerrifna bi şerafetil kur'an ve elbisna bi hilatil kur'an ve edhilna cennete bi şefaatil kur'an ve afina min kulli belayit dünya ve azabil ahire bi hulmetil kur'an ve rfa' derecatina bi faziletil kur'an ve keffir anna seyyiatina bi tilavetil kur'an. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve cealli veziran min ehli Harun ahi uçtut bihi ezri ve eşriku fi emri key nusebbihake kethira ve nezikureke kethira inneke kunte bina basira ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaahi ecmain. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. 30. lemadayız. Henüz metne giremedik, evet. Esma, tecelli, zat-ı ilahi, ismi azam, esma-i hüsna gibi kavramları anlamaya çalışıyorduk. Zira bu kavramlar üzerinde en azından belli bir kıvamda ortak bir anlayışa sahip olmadıkça okumanın pek de bir anlamı olmaz diye konuşmuştuk. O yüzden en son kelimelerde dönen e-mail trafiği ve geçen iki haftadır hatta odada yaptığımız müzakerelerde gelinen sonuç şu oldu. Yani gündelik dilde biz isim dediğimizde bir şeyin bilinmesine ve tanınmasına vesile olan araçları kastediyoruz. İman eğitiminde ise esma dediğimizde yaratıcının bu kainatın oluş düzeninde saptayabildiğimiz özelliklerini kastediyoruz. Ve şu düsturu kendimize hatırlatmaya çalıştık hep. Hareketi görmeyen fiili göremez, fiili görmeyen ismi göremez diye. Çünkü en nihayetinde muhatap olduğumuz kainat son tahlilde hareketten ibarettir dedik. Herhangi bir neticeyi hasıl eden harekete fiil diyoruz. Bu minval üzere kainat fiillerden ibarettir. Çünkü her oluşun, eşyanın özünde fiil vardır. Devamlı ola gelişin arkasında fiil vardır. Ve insaniyetten biliyorum ki fiil görüldüğü zaman tırnak içinde varlık kaynağı sorunsalı mı diyelim ona ortaya çıkıyor. Diğer bir deyişle yani gözlemlediğimiz her bir güzel var ediliyor olma fiili güzel var edebilme özelliğinden haber veriyor. İşte iman eğitiminde buna var edicinin, yaratıcının özellikleri, esması deniyor. Bu minval üzere kainat isimlerden ibarettir denebilir. Ve iman eğitiminde esma talimi dediğimizde temelde hareketin yani benim açımdan değişimi ya da sürekliliği ifade eden hareketlerin yani fiillerin yani o fiiller üzerinde çıkarsadığım, benim çıkarsadığım özelliklerin tespiti ve kaynağını soruşturma faaliyeti diyebiliriz. Tüm bu sonuçlar şu iki temel prensip üzerinde inşa edildi. Yani bir, imani meselelerin tahlili, mahiyet tahlili değil. Bunu unutmayacağız dedik. İki, eşya sabit değil, madde ezeli değil. Şimdi tam da bu vasatta ben çok memnun oldum. Yazılarını okumaktan da çok keyif aldım. Kelimelerde hem İlyas Üzüm'ün hem de şu an aramızda mı diye bakayım ama yok göremedim. Zafer'in güzel katkıları vardı, güzel sorular vardı. Şimdi burada bir öneride bulunacağım ama yani çünkü odada kelimeler grubunla beraber bu odada yaptığımız müzakereleri eş zamanlı takip edebilme şansı bulabildiniz mi, bulamadınız mı bilmiyorum. O yüzden ayrıca bu hani takip edilmesi şarttır denebilecek tarzı bir mesele olmaması hasebiyle
Şunu sormak istiyorum şu anda odamızdaki arkadaşlara. Ya orada güzel sorular vardı. İlyas Üzüm ve Zafer'in güzel soruları vardı. Onları buraya taşıyabilirim. Buradan başlayabiliriz. Ya da arkadaş bu kadar zihinsel egzersiz yeter. Metne girelim diyorsanız ona da saygım var. Dolayısıyla şimdi ben iki seçenek soruları paylaşalım lütfen ve müzakere yol sorular üzerinden devam edelim diyenler lütfen ekrana bir yazsınlar. Ve veya elhamdülillah müzakereler güzeldi ama metne girelim. Metin içinde yeri geldiğinde tekrar müzakere edelim. Yeri geldiğinde o soruları tekrar gündeme getirmeye çalışalım diyenler de iki yazabilirlerse çok memnun olurum. Yani kifayeti müzakere, meseleler anlaşıldı, argümanlar anlaşıldı. Metne girelim, metin üzerinden çalışalım diyenler. İki, ya şu soruları paylaşın da o sorular üzerinden müzakereye devam edelim diyenler. Bir. Bekliyorum. Hep, ya şu anda 19 kişiyiz. Tahmin ediyorum çoğunuzun. Ha şimdi telefonla girip de mesaj yazmakta zorlananlar olabilir belki ama öyle İmkanı olanlar hemen oylarlarsa çok memnun olurum. Arkadaşlar başladılar yazmaya. Tekrar hatırlatıyorum. Ya şu soruları bir paylaşın bakalım. Neymiş şu sorular? O sorular üzerinden müzakereye devam edelim bir. Metne girelim. Metin üzerinden devam ederiz inşallah. Diyenlerden iki alabilir miyiz? Elhamdülillah. Böyle odadaki her arkadaş görüşünü paylaştığında yani inanılmaz memnun oluyorum ya. Hani küçük bir çocuğun çikolatayla buluşması gibi bir memnuniyet yaşıyorum. Böyle söyleyeyim. Acayip memnun oluyorum. Yazdığınızdan dolayı. Evet, epey bir arkadaş. Yani bilmiyorum saymaya gerek var mı Yakup'cum? Yakup bir de yazmıştı o yüzden. Uğur da bir yazmış. Ne diyorsunuz Yakup, Uğur? Sayayım mı? Bence sayalım diyor Yakup. Tamam. Yakup, Uğur, bir, iki, en son bir tane daha geldi. Üç tane bir var. Sayıyorum Yakup'u kırmamak için. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Hem de kayıtlara geçsin diye. 10 tane de iki var. 12 kişi oy kullanmış. Ben oy atmadım. 13. Kanalda 19 kişiyiz. Demek ki 6 tane de çekimser oyumuz var. Ama bu 6 çekimser arkadaş da bir yazsa şu anda denge değişmeyeceği için izninizle metni okumaya giriyorum. Ve yeri geldiğinde sorularımızı dediğim gibi paylaşırsak çok memnun olacağım o zaman. Ben linkimi paylaşıyorum arkadaş. Metne de giriyorum. Şöyle birazcık başından da alayım ki şöyle bir tazelensin. Epeydir metinle iletişim halinde değildik çünkü. Evet, 30. lema. 31. mektubun 30. leması ve Eskişehir hapishanesinin bir meyvesi 6 nüktedir. Denizli Medrese-i Yusufiyesinin bir dersi azamı, meyve risalesi olduğu ve Afyon Medrese-i Yusufiyesi'nin kıymetli bir dersi ekmeli El-Hücetü Zehra olması gibi. Eskişehir Medrese-i Yusufiyesi'nin gayet kuvvetli bir dersi azamı da ismi azamı taşıyan 6 ismin 6 nüktesini beyan eden bu 30. lemadır. İsmi azamdan Hayy-i Kayyum'a dair parçada pek derin ve geniş meseleleri herkes birden bilemez ve zevk etmez fakat hissesizde kalmaz. Böyle girizgahları okuyunca Said Nursi'den insanın hapse giresi geliyor. Çünkü dışarıdan baktığınızda büyük bir musibet, büyük bir haksızlık. Yani Said Nursi gibi derdi iman olan ve siyasetten şiddetle içtinab etmiş olan bir kimsenin siyasiler tarafından çekinerek, korkarak veya bazı endişeler taşıyarak içeri atıldığını, haksızlığa maruz kaldığını görüyoruz. Tarihin her sahnesinde
birçok insan, özellikle nedense demeyeceğim ama anlıyorsunuz hikmetini. Böyle düşünen insanlar, iman üzerine, Kur'an üzerine, din üzerine, varlık üzerine böyle ciddi sorgulamalar yapan insanlar, bu tarz ne diyelim mağduriyetler, dışarıdan bakıldığında mağduriyetler yaşamışlar, yaşıyorlar da, hala da yaşıyorlar, bugün de yaşanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde nice masum insanlar nice büyük zulümlere maruz kalıyorlar, mağdur oluyorlar. Ama mamafi kader-i ilahinin meyveleri açısından baktığımızda, mamafi dedim ama yani seküler görüşü dönüştürme açısından muhteşem eserler çıkıyor bu arkadaşlardan. O yüzden diyorum insanın hapse giresi geliyor. Yani kader-i ilahinin gerçekten neyi hedeflediğini bilmiyoruz. Said Nursi'nin de en kalifiye eserlerinin büyük bir yekününün hapishanede yazılmış olması manidar diye düşünüyorum. Böyle küçük bir vurgu. Bir ara bunun üzerine ilk başta arkadaşlarla konuşmuştuk ama tekrar böyle hatırlamak istedim yani. Yani dışarıdan biz hapishane gibi görüyoruz ama bir anda orası Rabbimin izniyle, niyetimiz de halisse Medrese-i Yusufiye olabiliyor inşallah. Mağdurların kulağı çınlasın. Mağdurlar, masumlar Medrese-i Yusufiye duasında olsunlar inşallah. Hepimizin duası bu olsun. Birinci nükte. Var mı bu girizgahla ilgili böyle duygusunu paylaşmak isteyen var mı başka? Yunus sen paylaştın da bizim de söyleyeceğimiz bir iki şey vardı. Arkadaşım ne geçiyorsun? Demeyin yani. Erkan'ın mikrofonu açık. Buyur Erkan. Ha, şey miydi o? Ha, yeni geldiniz herhalde. İlyas Üzüm hapishane bile medrese olabiliyorsa her yer her zaman medrese olabilir diye anlıyorum demiş. Çok da güzel demişsiniz. Öyle değil mi? Hapishane. İnsanın adına hürriyet dediğimizde akla ilk gelen boyutu fiziksel hürriyettir değil mi? Yani gezme tozma hürriyetidir. Kainatı soluma hürriyetidir. Eşyaya dokunma hürriyetidir. Dolaşma hürriyetidir. Yani konuşabilme, düşünme hürriyeti bunların akabine geliyor. Nefsin baskılarından kurtulabilme hürriyetleri. Bunlar daha derin hürriyet analizleri. Ama en yüzeysel hürriyet analizi fiziksel hürriyettir ve suçsuz yere hapishaneye atılmak dahi, yani hürriyetin ilk basamağı fiziksel hürriyet dahi, fiziksel hürriyetin baskı altına alındığı yer dahi bir medrese oluyorsa diyor İlyas Üzüm, bu hayat her zaman, her yerde medrese olabilir diye anlıyorum demiş. Allah razı olsun. Başka düşüncesini paylaşmak isteyen arkadaş var mı diye bakıyorum. O zaman devam. Birinci nükte. İsmi Kuddüs'ün bir nüktesine dairdir. Veya bir nüktesine dairdir. Tonlamaya göre değişiyor. Bu Kuddüs nüktesi 30. sözün zeylinin zeyli olması münasiptir. Çok çok hoş bir notmuş bu. Ene ve Zerre Risalesi'nin zeyli yapın diyor bu metni. Zeylinin zeyline koyun, uygundur diyor. Enteresan, aklımızda tutalım bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Vel arda ferşnaha fe ni'mel mahidun. Yeri de döşeyip düzenledik. Çevirisini okuyorum önümdeki. Biz ne güzel donatıcıyız. Zariyat suresi 48. ayet-i kerime.
Bu Kudüs nüktesi neden Kudüs ile başladı ismi arzuma açıklamaya diye sormuş Uğur. Güzel bir soru. Şu an konuşsak bunu heybemizde ne varsa orada cepten yeriz gibi geliyor bana Uğur. Ne dersin? Acaba altı nükteyi konuştuktan sonra tekrar bu sıralama üzerine konuşalım mı? Ama şu an paylaşmak istediğim bir mesele varsa, yani bir meselenin anlaşılması açısından. Evet, inşallah. Şöyle biraz o açıdan iler ama bu soruyu yani unutmamak için ne yapacağız? Reminder mı koyacaksınız, hatırlatma mı koyacaksınız? Ben bu tarz soruları unutulmasını istemiyorum. Yakup İsmi Azam konuşuldu mu kelimelerde? Konuşulmadı. Eğer hayırsa konuşabilir miyiz? Yani benim önümde İsmi Azam'la ilgili notlar vardı da metne girelim tercihi odada ağır basınca hani sen bir attın da diğer arkadaşlar iki attı ya. O yüzden metne girdim, yeri geldiğinde konuşalım inşallah. Eyvallah. Bu ismi Kudüs'ü diyor şu ayetle çalışalım. Ayetin içerisinde Kudüs geçmiyor bu arada. Vel arda feraşnaha fe ni'mel mahidun. Ayetinin bir nüktesi ve bir ismi azam veyahut ismi azamın altı nurundan bir nuru olan Kudüs isminin bir cilvesi. Ama yeri geldi Yakup senin meselelerini konuşacağız gibi görünüyor. Şaban-ı Şerif'in ahirinde Eskişehir hapishanesinde bana göründü. Ali Mermen'in seveceği bir vurgu yapayım mı burada? Bana göründü. Bana göründü. Ali Mermer'in diye takılıyorum. Aramızda yaşça en ileri o olduğu için ona takılıyorum. Gençlere takılmıyorum. Ama bu hepimizin sevebileceği bir vurgudur diye yaptım. Bana göründü. Hem mevcudiyet-i ilahiyeyi kemal-i zuhurla hem vahdet-i rabbaniyeyi kemal-i vuzuhla gösterdi. Şöyle ki, gördüm diye devam edecek ama ilerleyebilecek gibi değil. Şimdi arkadaşlar diyecek ki metni okuyalım diye karar aldık. İki satır okudunuz. Başlayacaksınız şimdi gene konuşmaya. Ama devam edemiyoruz. Devam edemiyoruz. Devam edemiyoruz. Bana göründü ve bir de bir tarif yaptı burada. Bir şeyler söyledi. Bir ismi ismi azam yapan veçeyi öne çıkardı. Yakaladık mı orayı? Böyle enteresan bir şeyler söyledi orada. Uğur, ona görünmesinde gene mekanın yanında zamana da vurgu var. Bir de zaman zarfını da paylaşmış değil mi? Şaban-ı Şerif'in ahirinde diyor. Kendisine göründü. Bu görünme meselesi enteresan değil mi? Yani ben diyelim ki şu an derse geldim. Eşim Büşra sorsa bana dese ki ders nasıldı? Hani Ali Mermer'i gördün mü? Ahmet Ali'yi gördün mü? Baktım evet katılımcı listesine baktım. Oradalardı gördüm derim veya bakmadım görmedim derim. Ama hani Ali Mermer bana göründü falan. Esma, yani şunu demeye çalışıyorum. Esma dediğimiz hadiseler ve bunların tecellisi diye konuştuk. Yani yaratıcının özellikleri ve bu kainatın içerisinde benim saptayabilmem meselesi üzerine konuştuk. Yani bu özellikler varsa vardır, bakarsın görürsün, bakmazsın görmezsin. Böyle hani sanki bana göründü derken uzun bir süre hani bakmamışım anlamında göründü mü yoksa bakıp da görmemişim anlamında göründü mü? Burada bir de göründü derken neyi kastediyor diye sorduğumuzda karşımıza bir tarif çıktı burada. İki tane vurgu yaptı. Bakalım İlyas Üzüm ne diyecek? Önce İlyas Üzüm'ü dinleyelim. Buyurun. Görünmesi bana şunu çağrıştırdı.
Kur'an'da Allah kendisini esmayla anıyor. Sabah namazından sonra özellikle. Sesiniz biraz derinden geliyor İlyas Hocam. Biraz derinden, biraz yaklaşabilir miyiz? Haşr suresinin son ayetleri okunuyor. Dolayısıyla belli kuralı Allah'ın esması ifade edilirken ayetleri Kuddus da geçiyor. O da Allah Kuddus'tu diye de geçiyor. Bunlara yoğunlaştığı anlaşılıyor. Bu Allah'ı esması ve tanımaya dönük gayreti, duası, çabası, arzusu, insaniyetinden yola çıkarak bir cehd-i gayreti var. Onu söylemiyor, söyleyemez zaten. O söylenmez. Dolayısıyla bana göründü derken, yani durduğum yerde bana böyle bir mana hasıl oldu diye anlamak yerine bunun arkasında onun fikri cehdini, bu ayeti okuduğunda tefekkürünü, bu Haşr suresinin son ayetine geçtiği için son ayetlerinde Kuddus diye isimle beraber orada malum 16 isim geçiyor Allah'ın. Yoğunlaştığı, anlamaya uğraştığı, o isimlerle bütünleştiği tabi caizse, o bütünler üzerinden müsemmayı tanımaya dönük bir gayret olduğu fikri benim zihnimde canlandı. Ama bunu burada söyleyemez, zaten söylenmez o. Bana göründüğünden ben böyle bir arka plan fikri, cehdin, gayretin olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel izah ettiniz. Uğur, bana göründü yani anlamında iki nokta üst üste. O bakış açısı ile anlamaya çalışınca anladıklarımı paylaşıyorum şimdi demiş. Çok güzel tarif etmişsin sen de Uğur. Peki şimdi bununla beraber küçük de olsa ona bir değinelim. Yani şu ana kadar dedim ya, dersin başında paylaştım. Esma dediğimizde var edicinin özellikleri, bu kainatın içerisindeki oluşta benim görebildiğim, saptayabildiğim özellikler. Tecelli de hani bu görünen özelliklerin kaynağı gördüğüm, bu sıfatların üzerinde göründüğü varlık değildir anlamında tecelli kavramını da kullanıyorduk. Şimdilik bu zemin üzerinden, bu tanım üzerinden devam eder. Bu tanım son tanımdır, gelinebilecek son meseledir demiyorum. Bu tanım üzerinden yürüdüğümüzde Yakup'un sorusu yerinde çünkü devam edemeyeceğiz. Yani ben hemen metne girelim istedim ama Yakup da haklı. İsimler var, bir de ismi azam mı var? Yani büyük isimler, küçük isimler mi var, bir de mesela ismi sahirler mi var? Meselesini de konuşmamız gerekiyor. Çünkü 6 tanesini ben burada çalışacağım diyor. Büyük isim, küçük isim mi var? Mesela Ali Mermer Yakup'a göre büyük ya. Hani böyle bir şey mi bu? Nedir bu büyük isim, küçük isim? Büyük katılımcı Ali Mermer, küçük katılımcı Yakup gibi mi? Böyle değil herhalde. Nedir yani bu büyük küçük meselesi? O noktada da böyle bir arkadaşlar açabilirse meseleye girmeden önce. Ali Mermer el kaldırdı. Buyurun. Önce ayet ile başlayıp bu ayetin bir müktesi bana göründü. Müktesinin sonucu olan bir nur, bir aydınlanma, bir farkına varma bana göründü. O bana görünen kısım ise Kuddüs diye adlandırabileceğim ismin tecellisidir diyor. Ayet çok ilginç. Vel arda feraşnaha fe ni'mel mahidun. Yani bak, bu arzı biz sizin için özenle bezenle hazırladık. İhtiyaçlarınızı karşılayacak her türlü malzemeyle donattık. Görüyorsun değil mi? Ne güzel bir hazırlık yaptık sizin için. Ayeti nin bir nüktesi. Yani ayetinin bir anlamı sayesinde o ayeti tefekkür ederken dikkat etmek lazım. Hapishanede olmasına rağmen dünyayı tefekkür ediyor. Ona İllas da vurgu yaptı. Hapishanede olmak insanın şu kainatı tefekkür etmesine engel değil. İnsanda böyle bir özellik verilmiş.
Şimdi, dünyaya baktım anladığım kadarıyla. Onunla ilgilendim. Bir baktım çok güzel bir hazırlık var burada diyor. Ayet bunu hatırlatıyor. Ve sonunda bu hazırlıkta bir artık çalışacağız. Kuddüs diye mukaddesiyet, eksiklerden, noksanlıklardan, kusurlardan, hepsi aynı şey aslında. Kusur, kasır, eksiklik demek aynı şey. Eksikliklerden ya bir de şu olsaydı diyeceğimiz özelliklerden arınmış bir şekilde, mükemmel bir şekilde hazırlanmış. Dünyaya geldim, hiçbir şeye gücüm yetmez bebeğim. İki kişi yetmiyor, büyük baba, büyük anne de koşuyorlar yardıma. Dört kişi hizmetçi, bedava, para yok, sigorta ödemiyorsun, sağlık, emeklilik maaşı yok, hiçbir şey. Herkes senin hakkında. Ne güzel bir hazırlık böyle bu. Nereden geliyor? Pürüzsüz, eksiksiz, noksansız, mükemmel. Ha, bunu düşününce Kudüs ismi geldi. Yani noksansızlıklar, pürüzsüzlükler, hatasızlıklar. Her şey mükemmel, tertemiz. Yerle yerince buradan... buradan diyor mevcudat-ı ilahiyeyi, mevcudiyet-i ilahiyeyi açık bir şekilde, mükemmel bir şekilde kemal-i zuhurla gözlerimin önüne seriverdi diyor. Ve onun sonucunda da yani bir arzı arz cinsinden olmayan bir kaynak böyle hazırlamış benim için özel misafir gelecek diye. Hazırlamış her şeyi benim için. Ve bu yönüyle de diyor, yani bir kaynak var, arzda arzın cinsinden olmayan, kainatta kainat cinsinden olmayan, onları benim hizmetime hazırlayan var. Mesela bir eve gittiğinizde yemek kendi kendine kendisini sana hazırladığına inanır mısın? Yani böyle bir şeyi kabul etmek mümkün mü insan için? Hazırlanmış. Belli ki birisi seninle ilgileniyor. O birisi yemek cinsinden değildir. Yemeğin kendisi değildir. Bunu da açıklıyor. Bu durum, kainatın, arzın, gözümüzün önündeki arzın durumu bana bunu da, bu mesajı da veriyor. Oradan yaratıcının, yani bu hazırlığı yapanın vahdetine diyor. Vahdet-i Rabbaniye. Yani vahdette ne anlıyoruz? Eşsizlik anlıyoruz. Eşi benzeri yokluk anlıyoruz. Tek, öyle ki başka yok. Yani numara cinsinden bir iki değil. Yani eşi yok, benzeri yok. Tek. Yani o da ne demek? Kainat cinsinden değil demek. O da ne demek? Kainat gibi mekan ve zaman sınırları içerisinde bağımlılık özelliği, bir şeye muhtaciyet, varlığını başka bir şeye muhtaciyet özelliğini taşımayan, ki biz ona mutlak diyoruz. Mutlak olanın varlığına şahitlik yaptı. Beni bu seyahate, fikri seyahate sevk etti. Bu ayet diyor. Gayet güzel, ilginç. Ama neden, esas soru uzatmayayım. Neden ismi Azam diyor. Şimdi ismi Azam deyince tecelliden bahsediyor. İsim demekle tecelliden bahsediyor. Yani isim dediğimiz özellik demektir. Özellik dediğimiz bir şeye verilmiş özellik demektir. Bir şeye kazandırılmış bir özellik demektir. Varlık bir özelliktir. Mesela şekli olması bir özelliktir. Efendim rızık görevi yapıyor olması bir özelliktir. Güzelliği özelliktir. Rengi özelliktir. Yani varlığındaki her türlü özelliklerin tümü. Bunlardan bir tanesi de burada Kuddüs ismiyle andı. Daha detaylı ne kastediyor Kuddüs'ten okuyacağız inşallah. O özellik öyle bir özellik ki azam. Yani diğer özelliklerden daha bariz bir şekilde, küçüklük büyüklük değil.
daha bariz bir şekilde insana görünebilen, insanın dikkatini çekebilen bir özellik. Mesela yemekte ismi azam nedir? Rezzakiyet. Efendim, güneşte ismi azam nedir? Hayat. Güneşte aydınlık ama onun enerji veriyor olması ile görevlendirilmesiyle hayat, hayata enerji veriyor olmasıyla. Yani benim en çok dikkatimi çeken özelliğini ya tecellideki en çok dikkati çeken yönüne ben en bariz bir şekilde vukufiyet kazandır için vakıf olabildiğim için bu benim için ismi azam olur. Mesela ben atoma baktığım zaman hiçbir şey göremem, anlamam, bilmem. Ama atom üzerine ihtisas yapmış bir kişinin atomun düzeni nedir? Onun için ismi azamdır. Hani düzenlilik özelliği onun ismi azamıdır. Benim için bir şey ifade etmiyor, görmüyorum, etmiyorum, müşahede etmiyorum. Herkes için görünebilir olan, özel ihtisas istemeyen yönüyle şu kainatta artık Nursi İmam Ali'yi takip ederek 6 isimden bahsediyor. Ama bir başkası 4 isimden bahsediyor, bir başkası başka bir isimden bahsediyor. Olabilir. Neden? Hangi nokta, hangi özellik dikkatini çektiyse yaratır işte. Bu anlamda anlıyorum ben. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Önemli, çok çok güzel noktaları gündeme taşıdınız. Yani bir, bunun şahsi perspektifle çok yakından ilişkili bir kavram olduğunu vurguladınız. Ve büyüklük küçüklükten ziyade barizlik, açıklık, apaçıklık vurgusunu yaptınız. Apaçıklık vurgusunu konuşuyorsak zaten bunun şahısla ve zamanla ve mekanla, Uğur da ona vurgu yapmıştı, yakından bir ilişkisi var. Yani ne zaman, nerede, nereye, kim bakıyor? Meselesi ismi azamı belirleyici kılıyor insanın hayatında. Bu çok güzel bir kavram orada. Yani Yakup'a da bunu gündeme taşıdığı için çok memnun oldum. Ya yani bu o kadar güzel ki şu an metnin dışına çıkmamak için açmıyorum ama bu Ali Mermer'in başlattığı tefekkür zincirine devam edersek hani bu ismi azamla yapılan dualar makbul olur gibi espriler. İsmi azamla dua etmek lazım şeklindeki espriler. İsmi azam ile tefekkürü canlı tutmak lazım şeklindeki espriler, tavsiyeler, nasihatler da bir karşılığını buluyor böylelikle. Yani ismi azamla dua yapılınca kabul oluyormuş deyip Google'a girip ismi azam hangi isimlerdir onları söyleyeyim, duada onları söyleyince kabul oluyormuş şeklinde bir yaklaşımın, bu literal şekildeki bu yaklaşımın meselenin hakikatini biraz ıskalayan yönü var diyeyim. Yani kibar bir ifadeyle. Bizim eşya ile kurduğumuz ilişki ve kainat tefekkürümüzle yakından ilişkili ismi azam çünkü bana bakıyor. Allah razı olsun, bunlar güzel izahlar. Bir de ben şu noktayı vurguladınız. Yani ayetten gelişinizi çok beğendim bu arada. Yani ayetle geçiş üzerine başka tefekkürünü paylaşmak isteyen arkadaş var mı? Memnun olurum. Şu noktada bir daha ben tekrarlamak istiyorum sizin vurgunuzu. Benim çok hoşuma gitti. Yani kendi hayatıma yerleşsin diye tekrarlamak istiyorum. Esma tefekkürü dediğimiz, esma talimi dediğimiz meselenin nihayetinin bir tarifi var burada. Nedir o? Mevcudiyeti ilahiyeyi kemali zuhurla tasdik etmek. Ve vahdeti rabbaniyeyi kemali vuzuhla görmek. Bu sanki diyorum ki bizim bu esma üzerine yaptığımız tefekkürlerde, gerek kelimeler grubunda gerek burada, sanki onun nihayetini tanımlayan bir özelliği var gibi geldi bana. Hani esmanın aşılması gibi bir kavram konuşuluyor şu anda kelimelerde en son.
bıraktım da öyleydi yani, eğer yeni yazılar gelmediyse. Bu esmanın aşılması veyahut esmanın dahi bir mecaz olması, mutlak, mutlak olanın sınırlandırılamaması, onun bilinemezliğinin ehemmiyeti gibi konular tartışılırken, anladığım kadarıyla buradaki bu ifade önem, çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bizim adına esma talimi dediğimiz, kainatın tefekkürü dediğimiz meselelerin hepsinin bunlar bir amaca hizmet edecek. Amaca hizmet ediyor olmalılar. Bir amaca hizmet etmiyorlarsa anlamı yok. Nedir o amaç? Mevcudiyeti ilahiyeyi kemali zuhurla görmek. Beni ve bu kainatı, muhatap olduğum bu kainatı var edebilecek ve varlığını devam ettirebilecek kudrete, ilme, iradeye sahip biri var. Böyle bir varlık var. Beni duyar, sesimi işitir, beni görür. Bu yaratıcı var noktasında bir kemali zuhurla karşılaşması insanın ve vahdeti rabbaniye, yani burada tevhidin iki bileşenine bir gönderme var gibi geliyor bana, bu uluhiyet ve rububiyet, yani var etme, mevcut kılma, vücut verme anlamında var etme, burada ilah terimini tercih etmesi o yüzden manidar, var eden ve Rabbaniye, yani rububiyet dediğimiz hadise nedir zaten? Son kertede varlığı devam ettirme. Varlığı devam ettirme ve kemale doğru tahrik etme, harekete geçirme. Ve onun eşsiz benzersizliği noktasında kemali vuzuh. Nedir bu? Kalp tatmin oldu. Kalbin tatmin olacağı, duyguların tatmin olacağı, aklın tatmin olacağı, duyguların tatmin olacağı bir şekilde bir sonuca getirdi beni bu esma talimi. Çünkü biz mevcudiyeti ilahiyeyi ve vahdaniyeti rabbaniyeyi, vahdeti rabbaniyeyi tasdikle akıl muallimini bulmuş oluyor, ruh sahibini bulmuş oluyor, kalp sevgilisini bulmuş oluyor. Yani tatmin oluyor anlamında. İlyas Üzüm, ben ya bu Yunus başladı. Elimizi kaldırıyoruz arkadaşım. Susmuyor. demediğimi biliyorum ama buyurun. Çok kısa söyleyeceğim. Ben bir müzakereden faydalanıp fikrimi tahsil ettim. Onu paylaşmak istedim heyecanlanarak. Şimdi siz sordunca bana göründüğünün çağrışım nedir diye. Ben de bu Haşr suresinde Allah'ın Kudüs isminde geçtiği ayetleri tefekkür ederken böyle bir noktaya ulaştı diye düşünmüştüm. Müzakerede ayetten değil, yani yeryüzünü tefekkürden yola çıkarak böyle bir noktaya ulaşıldığı ortaya kondu. Gerçekten de bunun böyle olduğu anlaşılıyor. Çünkü ayet, Kudüs'le ilgili ayet buraya konmamış. Yeryüzünün mükemmel donatıldığı ile ilgili ayet başa konmuş. Dolayısıyla evet, bu müzakere çok sağlıklı. Ben tahsil ediyorum. Yani yeryüzünün mükemmel donatılmışlığının tefekkürü onu Kudüs'e götürdü diye ben düzeltmiş oldum. Teşekkür ederim. Edeyim de söz aldım. Çok da iyi yaptınız. Şundan dolayı çok da iyi yaptınız. Yine sizin paylaştığınız bir metindi diye hatırlıyorum. Bu Kur'an kainattan nerede bahsediyor arkadaşım ya? Dediğimizde Kur'an'ın kainattan bahsetme usulü ve üslubu çok çeşitli. Buradaki onlardan bir tanesi. Kur'an burada vel arda faraşnaha fe ni'mel mahidun. Biz yeryüzünü, bir dakika şuraya not aldıydım Halim, hemen onu böyle biraz daha perçinlemişti o ifadeyi. Ne demiştiniz diye notlarında, hani böyle özene bezene tarzında böyle ifadeler eklemiştiniz de. Özene bezene, evet, hazırladık. İhtiyaçlarınızı, şu kelimeler önemliydi diye tekrar hatırlamak, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde
donattık. Bu ayetin bir nüktesi. Bu ayet, biz tabii Kur'an'ı çalışma, yani kainatı, benim zihnimi kainata yönlendiren kitap diye Kur'an çalışmaya alışık olmadığımız zaman bu tarz incelikleri yakalayamıyoruz. Yani Allah razı olsun bu müfessirden, çok güzel rehberlik yapıyor gerçekten, bizi takdir ediyorum. Böyle olunca memnun oluyorum. Memnuniyetimi de dile getirmeden edemiyorum. Bu arzı senin için hazırladık, süsledik, eksiksiz bir şekilde hazırladık. Ne demek bu? Bir zihnini bir yönlendir, bir gör ya, nankör olma. Ha? Nimetleri, güzellikleri görmezlikten gelen olma. Ha? Şöyle bir insan ol ha? Şeklinde bana göründü diyor. Ve kainatın tefekkürüne geçiyor burada ve oradan ulaştığı sonuçları paylaşacak. Dünyasına düşen manaları paylaşacak. Allah razı olsun. Bakıyorum şimdi, bir yorum vardı, okumamıştım. Ahmet Ali, görünenin esma değil bir cilvesi. Yani esma göründüğü şeklinde ifadeyi kurgulamamış müellif. Bir cilvesi, bir yansıması. Ama o öyle bir yansıma ki, yani bir yansıma üzerine yapılacak bir tefekkür insana uzun uzun manaları paylaşacak şekilde bir dünya açıyor ona. Yakup'un sorusu vardı. Ali Mermi'nin konuşması buna izah oldu dedi. Hem de bu mekan sorusuna da bir cevap teşkil etti sanki dedi. Ben de katılıyorum. Buyur Yakup. Belki söz verirsin diye düşündüm ama baktım vermeyeceksin abi. O yüzden dedim ben el kaldırayım. Şunu paylaşmak istedim de. Enteresan bir nokta gibi geldi bana bu şey. Biraz izah edildi ama bir parça belki tekrardan ben de değineyim diye düşündüm. Yani neden bu Kuddüs ismiyle alakalı bu isim nasıl oldu da burada gündeme geldi diye düşününce hapishane şartları aklıma geldi. Yani dışarıda keyif yaparken ortaya çıkmayan bir şey bu şu anda gördüğüm kadarıyla. Yani hapishanede, Eskişehir hapishanesinde sıkıntılı bir yer olduğunu okuyoruz metinlerden. Böyle ciddi sıkıntılı olduğu bir anda Cenab-ı Hakk'ın ezeli konuşmasının farklı bir formu olan kainatta birçok soruyu gündeme getirebilecek bir mekan hapishane. Yani insan hakikaten çok güzel şekilde döşenmiş bir kainatta yaşıyor mu? Yani yerler soğuk mesela. Belki yemekler güzel değil. Yattığı yer rahat değil belki. Ya da etrafta çok güzel olmayan kokular da var. Ya da ne bileyim eşyalarını belirli sıklıkta temizleyemediğin bir ortam belki. Vesaire vesaire. Yani bizim bugün alışık olduğumuz tarzdaki bir yaşamdan uzak bir ortam. Eskişehir hapishanesi. Böyle olunca insanın aklına farklı sorular gelmesi, ya bu kainat nasıl bir yer, bu kainatta beni yaratan yaratıcı bana nasıl bir terbiye yapıyor, beni nasıl yönlendiriyor, bana ne öğretmeye çalışıyor gibi soruların mecbur bırakması neticesinde, yani kainat Kur'an'ın sunduğu tekliflerin, sunduğu soruların Musaf Kur'an'ın yaklaşımıyla cevaplanması gibi bir şey gibi geldi bana bu. Yani evet belki çok lezzetli bir yemek yemiyorum ama yani hele de bizim gibi bu zamanda iyice nefislerine böyle aşık olmuş, lezzete aşık olmuş insanlar açısından enteresan bir şey. Yani çok lezzetli bir şey yoksa çok memnun olmuyoruz adeta. Ama esasında en basitinden, en sıradan dediğimiz bir yemekle aslında muhatap olduğumuzda mükemmel bir teklifle karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliyoruz. Hele işte Ramazan'ı yeni geçirdik. Ramazan'da bu biraz daha iyi öğretiliyor bize. Yani buradaki Said Nursi'nin yaşadığı tecrübede de tamam o belki bizim gibi yaşamıyor ama hapishanedeki şartları kudüsiyetin gerektirdiği ortamın sorgulanmasına zemin hazırlamış gibi hissettim ben. Sonrasında da ya
beni bu kainatta koyan ve bana burada bir şeyler öğretmeye çalışan yaratıcı hakikaten Kuddüs mü? Yani hakikaten hiçbir kusur yok mu? Ali Merve en başta öyle bir vurgu yapmıştı. Hiçbir kusurun olmadığı şey Kuddüs'ün tecellisi. Öyle olması lazım. Hiçbir problemin, hiçbir... Ya şöyle olsa iyi olurdu denilecek hiçbir şeyin olmadığı bir yer olması lazım bu kainat. Ama öyle görünmediği anlar da oluyor biliyor bize. Öyle geliyor. Bu anlarda kainat Kur'an'ın yaptığı bu tekliflerde Musaf Kur'an'ın teklifi terbiyesi çok güçlü bir terbiye veriyor gibi hissediyorum ve bu Kuddüs Kuddüsiyetin gerekliliğine, yani Kuddüsiyetin mutlaklığına ve mükemmelliğine de yine kendi gözlemleyebileceği bir çerçevede şahitlik yapıyor. Yani bizim sürekli gündeme getirdiğimiz bir şey bu aslında bu odada. Yani Kuddüs isminin nasıl cari olduğunu, nasıl sürekli iş başında olduğunu kainat üzerinden anlamaya çalışıyor burada Said Nursi. Ki bu anlama çabası onun birçok problemini de belki çözebilecek bir anlama çabası oluyor. Aynı şekilde bizim problemlerimizi çözebilecek bir anlama çabası gibi geliyor. Yani temizlik, Kuddüsiyetin bir cilvesi olan kainatın, her şeyin temizlenmesi üzerinden okuduğumuzda ikna olduğumuz bu sır, kainatta problemli gibi görünen diğer şeylerin de aslında çözümünü gündeme getiriyor gibi fark ettim. Onu paylaşmak istedim. O kadar güzel bir yere getirdin ki konuyu Yakup. Çok memnun oldum. Uğur, ne dersin? Senin en başta sorduğun soruya getirdi aslında Yakup soruyu. Ben sıralama açısından almıştım Uğur'un sorusunu ki eksik aldığımı hissettim. Elhamdülillah, müzakerenin bereketi bu. Yakup bence Uğur'un sorusunu çok güzel bir yere getirdi. Ali Merve'nin eli havada, heyecanlandı, hemen bırakacağım mikrofonu. Ben sadece şunu hissettim. Yani Yakup bize öyle bir teklifte bulundu ki, hani ismi Azam onun en bariz göründüğü yerdir diye tarif yaptı ya Ali Merve. Kuddüs'ü öyle bir yerde çalışıyor ki Said Nursi şu anda ismi Azam olarak, sanki Rezzak isminin açlığın zirve yaptığı bir anda, yani bayağı fiziksel açlığın, yani biyolojik olarak açlığı, yemek yemedin açsın, açlık anında Rezzak isminin ismi Azam şeklinde bir tefekkürü yapılması ne kadar zihnimize abes görülüyorsa, Kuddüs isminin ismi Azam olduğunu hapishane şartlarında yapılması da çok enteresan bir zıtlık değil mi? Burası bize çok güzel şeyler söylüyor dedi. Ali Merve, benim mikrofonu açıldı bile. Sus be Yunus, hadi konuşacağım dedi. Buyur Ali Merve, buyurun. Eli indirmek için mikrofonu açmışım. Yanlış yaptım. Neyse. Çünkü vurgulayacağım nokta oydu. Bize şu dersi veriyor. Hapishaneler biliyorsun bir insanın mekanı olarak, evi olarak kullanabildiği en gayri müsait ortamlardır. Yani bu benim evim demez kimse hapishaneye. Ama mekanı olarak yani düzensiz, pis, istediği her şey yok, hürriyeti sınırlı, dışarıya çıkamaz vesaire. Aynı sizin dediğinizi söylemeye niyet etmiştim, dikkat çekeyim diye. Neden ille de ben bunu hapishanede yazdım diyor. O çok dikkatimi çekti ya. Acınacak durumu mu gündeme getiriyor? Yok canım, çok güzel 30. Leman'ın Kuddüs ismini çalışmış. Böyle tefekkürün yaşandığı bir durum acınacak bir durum değil ki. İftihar edilecek bir durum. Ama bakın arkadaşlar, ben hapishane gibi en kötü şartlarda Kuddüs, pürüzsüzlük, eksiksizlik, en mükemmel şekilde hazırlıklar yapılmış. Ne kadar donatılarak dayanıp döşenmiş bir, dayalı döşeli bir yerde kainat evinde yaşadığımı bu şartlar dahilinde anladım. Demek ki şartlardan şikayet etmek değil, şartları, insan yapısı olan şartların tersini, insanın istediklerinin, arzularının tersiyle kainatta gerçekleştiren hakikati görün demek istiyor. Aynı senin söylediğin. Ya demek ki şöyle bir şey var. Hani Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetti o? Arkadaşlar hatırlatırsa çok memnun olurum.
bu Kur'an öyle bir Kur'an'dır ki hani müminler okuduğunda imanları artar, kafirler okuduğunda küfürleri artar diye. Neden bu ayeti hatırlatıyorum? Şundan dolayı. Yani öyle bir betimlediniz ki hem Ali Mermer ve hem Yakup hapishaneyi öyle bir betimlediniz ki şu an en sonunda Uğur'un yorumunu gördüğüm için Uğur sen cevap ver. Kendime seni muhatap alayım. Hapishanede bir adam vel arda fereşnâhe feni'mel mâhidûn ayetini okusa biz yeryüzünü senin için özene bözene bezedik. Biz ne güzel de kainatı özene bözene eksiksiz yaratanız ayetini okusa. Sen söyle Uğur. Hapishanedesin. Adamın imanını elinden alır ya bu ayet. Gibi görünüyor. Ya arkadaşım bir git başkasıyla eğlen Allah aşkına. Nereye? Çılgınca bir ayet. Allah razı olsun. Uğur bu noktada benim çok güzel yardımcım oldu. Çok hoşuma gidiyor. Aradığım kelimeyi söylüyorsun da çok hoşuma gidiyor. Çılgınca bir ayet. Ya bir git ne alakası var diyeceğin kafirin küfrünü arttırır. Yani ben yaratıldım. Benim yaratıcım şu anda benim insaniyetime beni eğitmek için konuşuyor tarifiyle Kur'an'a yaklaşmayan bir kimsenin küfrünü arttırır Kur'an. Nasıl? Yani Ali Mermer ve Yakup bunu çok güzel tarif ettiler gibi geldi bana. Yakup buyur, devam et. Yani burada aslında ima edildi de daha net ifade edilmesi için hepimiz farklı hapishanelerde yaşıyoruz. Kendi imtihanımız farklı hapishanelerde cereyan ediyor ve o hapishaneler aslında bizim talim gördüğümüz alanlar. Dolayısıyla kendi hapishanemize, yani hapishanelerimize değişiyor sürekli. 3 yıl önceki hapishanemiz de şu anki 3 yıl sonraki farklı olacak gibi hissediyorum. Burada bize talim edilmeye, talimi teklif edilen şeylere odaklanmak gerekiyor. Yine bir ayette şöyle hatırlıyorum mealen, biz sizi açlıkla, işte canlarınızla, mallarınızla vesaire vesaire şeklinde imtihan etmeden siz bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Anlamına gelebilecek şekilde bir ayet hatırlıyorum. Anladığım kadarıyla bu hapishaneler insanın en sıkı okulları, en sıkı talim gördüğü yerler. Dolayısıyla insan aslında bunlardan sürekli kaçmaya çalışıyor. Sürekli bunlardan kurtulduğunda cennete gideceğini, cennette olacağını düşünüyor ama aslında cennet onun kendi içinde diye anlıyorum. Cennet orada yani. Cennet o sıkıntının içinde ki çünkü orada sen Cenab-ı Hakk'ın esmasına muhatap oluyorsun. Eğer az önce senin yaptığın vurguyla doğru bir perspektifle olaya yaklaşırsan. Dolayısıyla böyle bir hapishane tecrübesi yaşayan Said Nursi özgürlüğü buna tercih etmiyor. Ya da yaşlılık için mesela hatırlıyorum. Bu tecrübeyi yaşlılıkta yaşadığı için gençliği tercih etmiyor. Çünkü yaşlılık ona çok farklı bir perspektif kazandırıyor. Çok farklı bir terbiye veriyor diye anlıyorum. Dolayısıyla buradan da şuraya getirmeye çalışıyorum. Burada Said Nursi'nin yaptığı şey şöyle bir şey değil gibi geliyor bana. Ben şu an hapishanedeyim. Dışarıda olsam baklava yiyecektim ama şimdi burada işte tatlı yiyemiyorum ya da işte ne bileyim basit bir tatlı yiyorum. Bak görüyor musun Cenab-ı Hak bana daha önceden ya da daha sonra nasıl şeyler veriyordu ya da diğer insanlara nasıl bu şekilde bakıyor, nasıl onlara yani kendi dışında olan yani kendisinin halini olumsuzlayan da dışarıdaki şeyleri olumlayan bak bu almasıyla bana bunu teklif etti, bana bunu gösterdi şeklinde bir şey değil de yani o tatlı yememenin içinde de ya da o acının içinde de bizatihi cennetin olduğunu gösteren bir vurgu gibi geliyor bana bu burada yapılan vurgu. Yoksa kötülüğü kabul etmiş, şerrin vücudunu kabul etmiş oluruz gibi geliyor ve bu burada burası da herhalde imtihan kaybettiğimiz yerlerden birisi gibi hissediyorum. Bana şunu hatırlattı. Yani ara ara tabii iman eğitiminde çok hassas olmak lazım. Çok enteresan prensipleri gündeme getirmeye vesile oldu konuştukların. Yakup çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum.
Bazen bu dili kullanıyoruz ama bu dilin belli bir aşamadan sonra insanı tatmin etmediğini görmemiz gerekiyor diye anladım senin konuşmandan. Şunu kastediyorum. Şu dili kullanıyoruz mesela. Adam Suriye'ye bakıyor ve diyor ki nerede Allah'ın rahmeti? Ben burada rahmet göremiyorum diyor. Ve şöyle bir dil kullanıyoruz. Ya orada göremiyorsun belki ama işte böyle bak sana verilen nimetleri gör. Hani hayatının %95'i rahmetle geçmiş. %99'unda rahmet çok rahat görülüyor. Sen böyle rahmetin en görülmesi zor olan yerine yoğunlaşıyorsun. Orada rahmeti göremedim diye hayatındaki %99 rahmeti inkar ediyorsun şeklinde bir yaklaşım doğru olmakla birlikte aslında son kertede kişiyi yaşadığı sıkıntıdan tam anlamıyla kurtaran mahiyeti barındırmıyor. Çünkü kişinin, bireyin, benim yani bu kainatın var edicisinin mevcudiyeti ilahiyeyi kemali zuhurla ve vahdet-i Rabbaniye'yi kemali vuzuhla görmem Suriye'deki rahmeti görmemle mümkün. Çünkü benim kafamı kurcalayan yer orası. Ben orada göremiyorum. Burada yaratıcının, var edicinin özelliklerinin her an, her yerde, her zaman mutlak bir şekilde nasıl var olduğunu, yani bu vardır iddiasının nasıl deşifre edebileceğini, bu iddianın nasıl tasdik edilebileceğini, nasıl sağlamasının yapılabileceğinin analitik tool'larını veriyor mu diyeceğiz. Ne diyelim ya, o aletlerini veriyor. Yani hangi ekipmanlarla bu meseleyi çözümlemen lazım şeklinde. Evet, arkadaşların yorumlarını okuyorum. Uğur diyor ki dışarıda kainat tefekkürü unutulabilir. Sürekli kainatı, kainata görmenin üfeti buna mani olabilir ama insan hapisteyken kainatı daha dikkatle hayal edip tekrar tekrar tefekkür edebilir. Ve o hapishanenin içinde dahi herhalde yani bu yani bilhassa Yakup'un yorumundan beri onu anladım. Vel arda ferashnaha feniyemel mahidun ayetinin tecellisini, bir cilvesini görebilir. Erkan, ismin azamın insanın insani özellikleriyle şahitlik ettiği anlarla bir ilgisi var sanki. Yani hastanın şahitlik ettiği özellikle şefkat ve şifa verici olma özelliğidir. Alim olmanın şahitlik ettiği ilim özelliği, adaleti gözetenin şahitlik ettiği adl özelliği gibi. İsmi azam olması bizim insan olarak ne derece ve nasıl şahitlik yaptığımızla ilgili bir durum. Hoş ifade etmişsiniz. Adeta canlı yaratma yayınına bağlanarak yaratılan özelliklere şahit olma hali, canlı emniyet haline girebilene her isim azam sanki demişsiniz. Allah razı olsun. Çok çok hoş. Uğur devam ediyor. Hapishane nasıl ki benim insaniyetime yakışmayan şartları barındırmaktadır. Öyle de bu dünya da bana şu mesajı veriyor diye anlıyorum. Benim yerim, bana verilen özellikler de bu dünyada hapishanede gibiler. Ben buraya da ait değilim. Bu dünya ne kadar güzel döşenmiş, bezenmiş olsa da bir noktadan sonra bana hapishane gibi gelse gerektir. Hapishane çok relatif bir kavram oldu şimdi aslında. Neredeyse her kavram gibi benim için. Beni hapsedebilirler ama mahkum edemezler diyor sanki Nursi. Az önce Yakup da seni destekler bir şekilde yorum yaptı. İlyas Üzüm'ün şu yorumunu okumayı unuttum. İsra 82. Az önce hani kafirlerin küfrünü, müminlerin imanını arttırıyor. Mehalen bu hangi ayeti dediğimizde zannediyorum onu paylaştı İlyas Üzüm. Allah razı olsun. Hey bulut, tohum toprak altında, basınç altında kaldığında filizlenir. Yeryüzünde havadar bir ortamda filizlenmesini beklemek uygun olmaz.
Fiziki şartlar ne kadar zor olursa o kadar iç dünyada tefekkür o kadar derin olabilir. Güzel bir analoji olmuş. Yani o tohumun dış kabuğunun çatlaması, çürümesi ve o özütle birlikte filiz verme yolculuğu noktasında güzel bir analoji olmuş. Ama o durumu avantajımıza çevirmek de olur. Şikayet o tefekkürün önüne geçiyor. Bu şikayet kavramı, şekva kavramını çalışacağız galiba. Yani hayatımızı taşımak için sabır, arayış, burada ne oluyor, bana ne denmek istiyor. Said Nursi'nin böyle çok enteresan ifadeleri var, onlar geliyor aklıma. Yani yaşamış adam diyorum ya, yani yaşamış, hakikaten yaşamış. Git dalgalı bir denizden sor, bana ne demek istiyor diyor ya. Veya fırtınanın karşısına geç, böyle aç, aç böyle göğsünü, dön böyle fırtınaya doğru, sor ona, ne demek istiyorsun bana diye, sor diyor. Çok, bunlar çok, yani hayatın içerisinde tefekkürün çok farklı tecrübe ortamları var. Yani bir insanın şöyle çimlik bir yere uzanıp veya bir toprağa uzanıp da toprağa elini koyup bana ne demek istiyorsun diye sorması veya bir yağmurun altına geçip bana ne demek istiyorsun diye sorması, bunlar bana çok hoş tefekkür yöntemleri gibi geliyor. Yani sizin bu paylaşımınız bana onu hatırlattı. Ali Mermer Bakara suresinden bir ayet-i kerime paylaşmış. 26. ayet. Şu bir gerçek ki Allah bir sivrisineği, hatta onun da üstündeki bir varlığı örnek göstermekten sıkılmaz. Böyle bir durumda inananlar bilirler ki o Rablerinden gelen, Rablerinden bir gerçektir. Küfre sapmışlar ise şöyle der: Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi? Allah onunla birçoğunu saptırır, birçoğunu da onunla doğruya ve güzele kılavuzlar. Allah onunla yoldan çıkmışlardan başkasını saptırmaz. Çok memnun oldum bu ayeti gündemimize taşıdığınız için Ali Mermer. Vur yorumunu paylaşmış. Bakara 26'daki ayete dair şu noktayı anladım. İnananlar kafirler gibi Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi sorusunu sormadan nereden biliyorlar? Anlamadım. Ha, ben yanlış okudum, pardon. Şu noktayı anlamadım. İnananlar kafirler gibi Allah bunu örnek vermekle ne demek istedi sorusunu sormadan nereden biliyorlar? Yani bu ayetin içerisinde kafirler şöyle dedi diye sorulan soru, mümin olanın sorması gereken soru değil mi? Neden kafirlere tevcih ediliyor anlamında soruyor Uğur. Ben bu ayeti ilk okuduğumda kafirlerin sorusunu sormaktan kendimi alamıyorum. Güzel bir soru bence. Ali Mermer'in eli havada. Buyurun. Mali verdiğim için soru bana yönetildi diye anladım hemen. Bunu kelimelerde çok konuşuyoruz. Kur'an'ı anlamada usul çok önemlidir. Kur'an müminler hemen kabul ederler veya sivrisineğin yaratılışından bakıp onun güzel bir örnek olduğunu kabul ederler, kafirler de reddederler demek. Böyle mümin diye birisi var da onlar ayetteki nakli veya haberi, temsili duyar duymaz, verilen misali duyar duymaz hemen imanlarıyla taklit ederler değil. Yani Uğur çok haklı soruyu sormakta. Kur'an böyle okunmaz. Kur'an rehber kitaptır. Yani
şu verdiğim örneği taşıdığı gerçekliğiyle, mesajıyla anlayıp, üzerinde tefekkür edip, böyle üstün körü olarak sinek de nereden çıktı canım, başka işin mi yok? Şöyle güzel galaksilerden örnek versene diyecek ükellalığa girmeden, burada sinek gerçekten kainatın yaratıcısının gerçek varlığa var olduğunu gösteren bir delil midir diye soran insan, ki Uğur ben bunu sorardım diyor. Nedir bu sinek örneğiyle? Bir sineği kainatın tüm insanları toplansa bile, bütün varlıklar toplansa bile bir sineği yapamazlar. Challenging diyeceğim. Nedir bunun karşılığı? Meydan okuma. Evet. Bu meydan okumanın gerçekten öyle mi diye sorgusunu yapmayan insan zaten insan değil. Bırak mümin, insan değil. Gerçekten öyle mi diye sormayan, insanlığını kullanmayana insan denilmez. Onu sorup da inceleme alanına aldığında sonuç itibariyle ya gerçekten bir sineği kimse yapamaz. Kainatın bütün elemanları toplansa, bütün partikülleri toplansa bir sineği yapacak tercihte bulunamazlar. Hepsi zaten mahkumdurlar. Ya, görevlendirdikleri pozisyonda durmak zorundalar. Ben burada durmayacağım da şuraya gidip beraberce bir sinek yapalım diyecek. Aralarında ilişki kurmaları da mümkün değil deyip de bu misali onaylayana mümin denir. Yani Kur'an bunun gerçek olduğunu anlayana ben mümin vasfı veriyorum. Ama bunu üstün körü görüp kendi değer ölçülerine göre sinek çok küçük, adi bir yaratık. Bu Allah, bir dinsizin böyle konuştuğunu gördüm de Allah işi yok da bir sinekle mi uğraşacak diye. Böyle diyen bir insan bu örneğin ne kadar büyük bir hakikati bize taşıdığının gerçekliğini göremez. İşte bu göremeyene kafir denir diye Kur'an tanım getiriyor. Yoksa Kur'an taklit edilmek üzere mümin de daha mümin diye biri var. Niye mümin olsun ki bu adam? Sineğin kainat tarafından yaratılamayacağını, var edilemeyeceğini onaylamayan bir adam nasıl olur da mümin olur? Ben bunu anlamıyorum. Onun için Kur'an'ı okumada ben diyorum ki bakın arkadaşlar, Kur'an yaratıcı bize konuşur ama bize konuşurken ben yaratıcıyı yaratıcının konuşması gibi taklit etmem de kendi açımdan bakarak konuşurum. Dediği doğru mu diye. Çünkü dediği doğru mu? Bu söylenileni ben onaylayabiliyor muyum diye bakmaktır. Kur'an'a muhatap olmak. Yoksa Allah'ın yanına geçip de ya Allah böyle dediyse öyledir diye tanım yapmak, Kur'an okumak değil, Kur'an'ın mesajına perde olmak. Yani ben biraz da cesaretle bunu diyebiliyorum. Herkes o cesareti bulmayabilir. Kur'an'ın mesajına hıyanet etmek demektir. Kur'an'ın mesajının anlaşılmasına perde olacak bir yaklaşımla Kur'an okumak. Maalesef çok yaygın bir yaklaşım. Kur'an'ı müdafaa edeceğim diye Kur'an'a hıyanet ediliyor diye görüyorum genellikle. Bu da beni heyecanlandırdı Uğur. Haklısın, o soruyu sormalısın ki mümin olabilesin Kur'an'ın mesajına göre. Allah razı olsun. Aslında tarif gereği, yani sizin açtığınız tariften devam edersek, ben Kur'an'ı yaratıcı hatip, ben ise muhatabım, şu anda Kur'an'a muhatap oluyorum şeklinde bir tarifle kişi kendini konumlandırdıktan sonra, burada bir prensibi daha hatırladım ben Ali Mermer'i dinlerken, daha evvelden ulaştığımız. O da nedir? Kur'an sonuçları verir tarifimiz. Kur'an sonuçları verir. Yani bu sorunun cevabı 5 arkadaşım deyip sen soruyu çözüyorsun. Çözdün. 4 çıktı. Bak yanlış yaptın. Hayda, bir daha başa dön. Çözdün 4,5. Gene yanlış. Çözdün 7. Gene yanlış yaptın. Çözdün 5. Ha bak, şu anda doğru bir yöntemle bu sonuca ulaşmış olma ihtimalin mümkün.
diye bir kanaat hasıl olmaya başladı. Aynen öyle de Ali Mermer'in gönderdiği ayetin bu mealinde diyor ki, böyle bir durumda inananlar bilirler ki o Rablerinden bir gerçektir, haktır anlamında. Aşağıda Erkan da paylaşmış başka bir çeviri. İman edenler bilirler ki o şüphesiz haktır. İnna var herhalde bunun başında veya ona benzer bir edat. Ne demek bu? Bir sineği var edilmesi kainatın var edilmesiyle eştir. Kainat sineği var edemez. Kainat cinsinden olmayan bir varlık sineği var etmiştir. Sineği var eden kimse, kainatı var eden de odur şeklinde bir muhakemeye kim şüphesiz haktır diye tasdik edebiliyorsa işte o iman edendir. Demek bu ayet. Diye anladım ben de Ali Mermer'i dinlediğimden. Bu şekilde onu ne diyorduk ona? Convert etmemiz gerekiyor ayetleri. Yani kendime dönüştürmem gerekiyor. Ve bu ben bana yaratıcım karşında hatip, ben ise muhatabım. O bana sonuçları verir şeklinde döndürdüğümde ha iman edenler. İman edenler kimdir? Bu şüphesiz haktır diyebilenlerdir. Diye bir anladım. Yakup buyur. Allah razı olsun. Benim de bu yıllardır sorduğum bir soruydu Uğur Hoca'nın gündeme getirdiği ve Ali abi de güzel bir yaklaşım sergiledi. Allah razı olsun. Yani kendi sorumu sormak istiyorum. Çünkü aksi takdirde derinlerde kalıyor bu sorular. Hazır da madem Cenab-ı Hak kainatımızda gündeme getirdi bu konuyu. Devam ettiriyorum. Aslen yani metnin, şu an çalıştığımız metnin kendi üzerine yapılan bir konuşma değil belki ama bence şu an önemli gündeme geldiği için. Şimdi bu meali biz okuduğumuzda sanki bizim anladığımız şeyin tam tersine bir anlam veriyormuş gibi bir şeyle karşılaşıyoruz ki Uğur Hoca buna vurguladı. Ali Mermer'in yaptığı izah neticesinde sanki meal adeta şöyle bir şeye dönüştü. Müminler bu durumda derler ki nasıl, bir saniye bulman lazım. Evet, müminler Allah böyle bir misal, Allah böyle bir misalle ne demek istedi diye sorup bu noktada kesin bir kanaate ulaşanlardır. Yani soru soranlardır müminler, soru sormayanlar değildir. Soru sormadan inanmış gibi yapanlar değillerdir. Soru sorup o sorunun neticesinde bu sonuca kesin bir kanaatle ulaşanlardır demeye getirdik. Bana mantıklı geliyor, itiraz etmiyorum. İkinci kısmında da Allah böyle bir misalle ne demek istedi diyenler aslında ya Allah böyle bir misal ile ne demek istedi diye adeta bu ayetle kafa bulanlardır. Ya da Allah böyle bir misal ile ne demek istedi diye sorup bu kesin kanaate ulaşmayanlardır. Yani soruyla kalanlardır. Ama bu soru da öyle hakikat bulma yolculuğunda ciddi bir şekilde sorulmuş bir soru değildir de bunu böyle bir koz olarak kullanmaya çalışmaya yarayan, o tavra işaret eden bir sorudur şeklinde bir okuma yaptık. Bu da bana mantıklı geliyor. Ve fakat sorum şurada. Bu ayeti neden bu kadar biz şeyi yaparak çalışıyoruz? Neden? Yani anladığım kadarıyla Kur'an'ın temel maksatlarını buraya gündeme getiriyoruz. Usulleri gündeme getiriyoruz ve bu ayetin anlamı o şekilde konvert ediliyor ve dünyamıza iniyor. Ama yani neden bu böyle bu kadar tersinden söylenmiş gibi duruyor adeta? Bu bizim Kur'an çalışmalarımıza ne söylüyor diye gündeme getirmek istedim. Kendi problemimi gündeme getirmek istedim. Bilmiyorum oldu mu ama. Yani aslında oldu. Ne demek istediğini anlıyorum Yakup. Şimdi burada şöyle bir kaçamak cevap verebilirim. Biz bunları daha önce konuştuk diye bir cevap verebilirim. Ki bu senin hiç hoşuna gitmeyecek bir cevap olur. Ama bunu vaktimiz geçtiği için söyleyebilirim. Kaydı bundan sonra bu
Mektubu Lemalar kaydını dinleyecek olan arkadaşlara diyorum ki, mektubatta 26. mektubun Kur'an Allah kelamı mıdır, Muhammed'in zırvası mıdır diye yapılan çalışmada bununla ilgili hem Said Nursi'nin hem de o metni o arada çalışan arkadaşların hem lingüistik açıdan hem kainatın şahitliğinde Kur'an eğitimi ne demek noktasında güzel bir müzakere dönüyor. Orayı tavsiye ediyorum. Ama Yakup'un sorusunu havada bırakmamak için ben şimdi dersi kapatıyorum. İlyas Üzüm'ün Haç 73'ten paylaştığı bir meal var. Onu da okuyup dersi sonlandırıyorum. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi iyi kulak verin. Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız bunun için bir araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan bir şey kapsa bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de aciz, istenen de.